dersimizde Servet Fünun dışında gelişen Türk Edebiyatı'na devam edeceğiz. Mehmet Eşref'le devam edelim. Özellikle Mehmet Eşref dediğimizde aklımıza Hicr gelecek. İkinci Abdülhamit ise adının arttığı sıralarda, adını duyurmaya başladığı dönemde özellikle Hicr yönünden karşımıza çıkıyor Mehmet Eşref. Ve bu türün ilk büyük temsilcisi oluyor Türk Edebiyatı'nda. Sözünü sakınmaz bir tavırla, özellikle medeni cesaret sahibi olan Eşref, edebi kültürünü geliştirerek hicivlerinde daha çok nazmı tercih etmiştir. Hep aruzla yazmış ve çoğunlukla kıta halinde yazmıştır. Bu yönden yeni Türk edebiyatı içerisinde farklı bir şekil arz eder. Daha önce görülmemiş bir tavır sergiler. Bunun dışında özellikle devrin siyasi ve sosyal olaylarını, 2. Abdülhamit'i, onun hükümetini ve adamlarını şiddetle eleştirdiğini görüyoruz biz. Baktığımızda özellikle şahıslarla uğraşılmasına ve bu bakımdan divan edebiyatına yaklaşılmasına rağmen tamamen objektif bir tutum sergiliyor. Çünkü divan edebiyatında da biliyoruz biz hatırlarsanız. Özellikle Nefi'de Hicvi çok sık görüyoruz. Burada özellikle Mehmet Eşref'in daha objektif bir tutum sergilediğini görüyoruz divan şairlerinin aksine. Şiirlerini İstimlat, Şah ve Padişah, Deccal 1, 2, Hasbihal yahut Eşref Kemal, özellikle Namık Kemal'in Hürriyet Kasidesi'nin Nazire yazması sınavda çıkabilir. İran'da Yangın Var adlı kitaplarda topluyor ve 2. Abdülhamit'in istibdadını 1908'den sonra İttihat ve Terakki hükümetinin tutumunu ve toplumsal konulardaki şiirlerinde de daha çok ahlaki zaafları hicveliyor ve büyük bir şöhrete ulaşması bu hicvettiği şiirlerle oluyor. Özellikle ölümünden sonra Şair Eşref'in Külliyatı adıyla basılmışsa da bu külliyatın ancak bir cildi yayınlanabiliyor. Bu yönden özellikle Şair Eşref ya da Mehmet Eşref dediğimizde hiciv yazarının olması, Namık Kemal'in Hürriyet Kasidesi'nin nazire yazması çıkma ihtimali olan konulardır. Bunun dışında şiirlerinin ya da şiir kitaplarının isimlerinin çıkma ihtimali oldukça düşüktür. Baktığımızda özellikle bu dönemde Mehmet Tahir bu dönemde Menemenlizade Mehmet Tahir dediğimizde özellikle tenkitçi, retorikçi ve eğitimci olarak karşımıza çıkar. Edebi yönden edebi eserleriyle edebiyata katkısı olmasa bile özellikle Recaizade Mahmut Ekrem'den gelen retorik anlayışının çizgisini devam ettiren bir anlayış sergiler. Yine tenkit yönünden oldukça önemlidir gazete ve dergilerde çıkan yazıları. Mektebi Mülkiye'de okurken Recaizade Mahmut Ekrem hocası olmuştur. Hamit ve Muallim Naci'nin yeni tarz eserlerinin etkisi altında kalmıştır. İlk eserlerini yine dönemin önemli gazetelerinden olan Tercüman Hakikat ve Mirat-ı Alem'de yayınlamıştır. Bu yönden özellikle Menemenlizade Mehmet Tahir'i biz tenkitçi olması ve eğitimciliği yönüyle anmamız gerekir. Baktığımızda özellikle Recaizade Mahmut Ekrem'in getirdiği retorikçi çizgide Takdir Eyhan, Eski Belagat anlayışını savunan Muallim Naci ve taraftarlarının uzun süre devam eden tartışmalarına sebep olmuş, çevrelerinde bulunmuş ve bu yönden şöhret kazanmıştır. Özellikle Menemenlizade Mehmet Tahir'in bu dönemde Servet-i Fünun'un varlık gösterdiği dönemde sosyal içerikli şiirler kaleme alması, onun bu dönemdeki devrin diğer yazarlarında ara nesil sanatkarlarına gördüğümüz toplumcu tutumuna işaret eder. Özellikle Türk-Yunan Savaşı ile ortaya çıkan kahramanlık ve vatan sevgisiyle acı ve ızdırabı bu dönemde eserlerinde işlemiştir. Özellikle dini içerikli şiirleri de vardır. Fatma Aliye Hanım'da gördüğümüz çizgide devam eden bu şiirlerin. Allah'ın varlığı ve birliği, sıfatlarının eşyadaki tecelli ve tezahürleri üzerine durmuş. Bu yönden daha geleneğe bağlı bir tavır sergilemiştir. Yani o şinasi gördüğünüz Vahdet-i Zatına aklımca şehadet lazım gibi Allah'ı aklıyla sorgulama batılı anlamdaki anlayış Menemenlizade Mehmet Tahir'de görülmez. Dönemin bir tür modası olan Kitabe-i Sengi Mezar tarzındaki manzumelerle ölüm konusunu işlemesi oldukça önemli bir konudur. Eserlerine baktığımızda Elhan, Yad-ı Mazi, Asar-ı Perişan, Osmanlı Coğrafyası, Terani-i Zafer, Osmanlı Edebiyatı, Mükemmel Coğrafya-i Osmani ve İlmi Servettir. Şimdi gördüğünüz gibi özellikle Menemenlizade Mehmet Tahir'in eğitimci yönünden bahsetmiştik. Edebi eserleri edebi yönden çok da önem arz etmiyor bizim için. Bu dönem içerisinde
kimliğiyle varlık göstermesi ve kahramanlık temalarına yönelmesi aklımızda bulunması gereken konulardan birisidir. Ara nesil sanatkarları ile ilgili söyleyeceklerimiz bu kadar arkadaşlar. Özellikle sınavda çıkma ihtimali olmayan konular demiştik. Tabii ki de şimdiye kadar çıkmamış ama çıkma ihtimali düşük olan konular dememiz daha doğru olur. Çünkü ara nesil sanatkarları özellikle dersimizin başında da söylediğimiz gibi daha karma, divan edebiyatından, halk edebiyatından, serbest film edebiyatından kendi mizaçlarına ve yapılarına uygun olarak seçtiği eserleri, seçtiği şeylerle eserlerini ortaya koydukları için daha çok derleme bir edebiyat olarak karşımıza çıkıyor. Bu yönden de ara nesil sanatkarlarından Fatma Aliye Hanım gibi, Ahmet Rasim gibi isimlerin özellikle birkaç önemli eseri ve varlık gösterdiği farklı yönlerini bilmekte fayda var. Ama dediğimiz gibi çıkma ihtimali düşük olan eserlerdir. Birkaç sorumuz var ara nesille ilgili. Bakalım bunlara. Aşağıdakilerden hangisi ara nesil sanatkarlarından değildir? Nigar Hanım, Müstecabizade İsmet, Nabizade Nazım, Fazla Necip ve Muallim Naci. Şimdi burada özellikle Nabizade Nazım'ın ara nesil olarak değerlendirildiği eserler var. Özellikle Nabizade Nazım, Karabibik adlı eseriyle ve Zehra adlı eseriyle olduğunu biliyoruz. İlk natüralizmle birlikte köye açılan eser olarak karşımıza çıkıyor. Fakat biz Nabizade Nazım'ı ara nesil sanatkarlar içerisinde dahil edebiliriz. Çünkü birçok kaynakta ve birçok araştırmacı Nabizade Nazım'ı ara nesil sanatkar olarak addediyor. Fakat bunlar içerisinde tabii biz burada ara nesil sanatkarlarını işlerken en önemli isimlerden bahsetmiştik. Bunun dışında özellikle sorularda karşımıza çıkacak isimler de eserlerini çok fazla bilmemize gerek kalmayan, sadece ismen bilmemiz gereken isimler olacak. Bunlardan birisi Nigar Hanım. Bunlardan bir tanesi Müstecabizade İsmet. Bunun dışında Muallim Naci'nin Tanzimat'ın özellikle ikinci neslinde eski edebiyatı savunanların öncüsü olarak karşımıza çıktığını biliyoruz. Muallim Naci ara nesil sanatkarlarından değildir. Özellikle ikinci nesilde geleneğin modernleştirilerek tamamen batılı bir anlayışla değil de eskiyi geleneği kökten sökerek değil de tamamen yeni ile eskinin iç içe geçmiş şekliyle ortaya konması gerektiğini savunan özellikle Recaizade Mahmut Hakim'in zemzemesine karşılık yazdığı demdemesiyle varlık gösteren Abes Muktebes tartışmasının kutuplarından biri olan isimdir. Böyle nesil sanatkarlarından değildir. Bir diğer soruya bakalım. Tarihi Edebiyat Osmaniye adlı kitabı ile Edebiyat Tarihi adını taşıyan ilk yayını yapan isim aşağıdakilerden hangisidir? Yine bunun cevabı Abdülhalim Memduh olacak. Zaten Abdülhalim Memduh'un bizim için önemli olan tek eseri bu eseridir. Bu eseri de ismen bilmemiz yeterli olacaktır. Özellikle konu anlatımında isminden bahsetmedik. Soruda zaten bunun üzerine durmak sadece bu eseriyle bilmemiz yeterli olacağı için soruda karşımıza çıktı. Özellikle Edebiyat Tarihi adını taşıyan ilk yayın olması Abdülhalim Memduh'un bu eserlerini önemli kılar. Sınavda çıkma ihtimali düşüktür. Fakat şıklarda bile karşımıza çıksa Abdülhalim Memduh'un ara nesil sanatkarlar arasında olduğunu bilmekte fayda var. Bir diğer sorumuza bakalım. Bir parça verilmiş. Parçada özellikle verilen yazar hangisidir denmiş. Bakalım. Şiirlerini Efsus 1 ve 2, Niran, Aksi Seda ve Elhan-ı Vatan adlı eserlerine topladı. Safahat-ı Kalp adlı bir gönül hikayesini mektuplar halinde veren bir düz yazı eseri de vardır. Özel hayatını pek mesut olamayışının ızdırabını anlatan şiirlerinde ince bir lirizm duyulur. Türk kadın şairler arasında 19. yüzyılın ikinci yarısında en bol ve en özlü eserler vermiş bir şahsiyettir. Şimdi şıklara baktığımızda bütün şairlerin zaten kadın yazarlardan seçildiğini görüyoruz. Fakat eserlerine baktığımızda özellikle bizi cevaba götürecek olan Efsus'un aynı zamanda mektup halinde düz eserlerinin yayınlanması ki zaten mektup konusu dediğimizde roman tarzında mektup türünü kullanması açısından zaten Fatma Aliye Hanım gelecekti aklımız ama Nigar Hanım gelecek çıkma ihtimali yüksek olmayan konulardan birisidir. Diğer bir soruya bakalım. Yine bir paragraf vermiş bize. Ara nesil dönemi sanatkarlarındandır. Şiir ile resim sanatını birbirine yaklaştırma gayretindedir. 1895'e yayınlanan Elvah-ı Şairane adlı kitabındaki düz yazı şiirlerinde tabiat manzaralarından renkli tablolar yapar. Şairin 30'u aşkın tablo altı şiiri bulunmaktadır. Şimdi Mehmet Celal olacak cevabımız fakat burada bir durmamız gerekiyor. Çünkü tablo altı şiir daha çok Servet-i Fünun'da gördüğümüz bir
türdür. Özellikle resmi şiire yaklaştırma, tabloların altında şiir yazma anlayışı, aynı zamanda şairlerin resimlerinin olması, ressam olmaları bizim Servet-i Fünun'la birlikte gördüğümüz bir anlayış. Daha sonraki Cumhuriyet döneminde Bedri Rahmi'de de zaten şair, ressam anlayışını göreceğiz. Burada da özellikle Servet-i Fünun'dan önce Mehmet Celal'le birlikte bu tabiat tablolarının altına özellikle şiir yazma ve aynı zamanda şiirle resmi birbirine yaklaşımı oldukça önemli olduğu için bu soru buraya konmuştur arkadaşlar. Zaten Mehmet Celal'in bilmemiz gereken tek özelliği bu tablo altı şiirleri ve Elvan'ın Şairane adlı kitabındaki düz yazı şiirleridir ve bunların tabiat manzaralarını yansıtmasıdır. O yüzden yanına yıldız koymakta fayda var bu eserin. Bir diğer sorumuza bakalım. Hangisi Fatma Aliye Hanım'ın eserleri arasında yer almaz diyor. Refet, Udi, Muhaderat, Müşahedat ve Enin. Müşahedat biliyorsunuz bu dönemde Fatma Aliye Hanım'la da birlikte hem mektuplaşan hem birbirini besleyen iki edebi gelenekten birisi olan Ahmet Mithat Efendi'nin eseridir. Bu dönemde özellikle Fatma Aliye Hanım'la birlikte yazdıkları Hayal ve Hakikat eserini hatırlamakta fayda var arkadaşlar. Fatma Aliye Hanım'ın eserlerine baktığımızda felsefe, kadın, aile hayatının önemi gibi önemli konuları eserlerinde işlediğini görüyoruz. Bu dönemde özellikle ilk eserin Fransızca'dan çeviri bir roman olması, bunun Servet-i Fünun ve Tercüman-ı Hakikat'te övgü dolu yazılarla karşılanması Fatma Aliye Hanım'la ilgili hatırlamamız gereken şeylerden birisidir. Fakat müşahedat Ahmet Mithat Efendi'ye aittir. Bir diğer sorumuza bakalım. Ne diyor? Yaptığı çevirilerle pozitivizm ve natüralizmi Türk edebiyatıyla tanıştıran ve ilk Türk pozitivisti olarak anılan isim aşağıdakilerden hangisidir? Aslında şıklara baktığımızda Beşir Fuat'a gideceğiz. Fakat Beşir Fuat'ı biz edebi kimliğiyle bilmiyoruz. Beşir Fuat bu dönemde bir düşünürdür. Daha çok intihar etmesiyle bilinir Türk edebiyat tarihinde. Özellikle pozitivizm ve natüralizmi Batı edebiyatından gelen bu kavramları Türk düşünce yapısına sokmasıyla tanınır. Özellikle pozitivizm ve natüralizm daha sonra Hüseyin Rahmi Gürpınar'la Ahmet Rasim'le birlikte edebi eserlere de yansıyacak. Bu dönemde Türk edebiyatıyla tanıştırması yazdığı gazetelerdeki yazılarıyla olarak karşımıza çıkıyor. Edebiyata birebir etkisi yoktur. Beşir Fuat'ın edebi bir eseri yoktur. O yüzden bu dönemde fikri yönden Beşir Fuat'ı bilmek bizim için yeterli olacaktır. İlk natüralizmi ve pozitivizmi Türk edebiyatıyla tanıştırması açısından Beşir Fuat'ın yanına bir yıldız koymakta fayda var. Şöyle düşünebilirsiniz arkadaşlar. Neden bu Beşir Fuat'ın ismi konu anlatımında yer almıyor? Ya da biraz önce bahsettiğimiz Nigar Hanım'ın. Bunlar sadece sorularda geçen tek özellikleriyle yer alan ara nesil sanatkarlarıdır. Bunu da konu yerine soruda daha akılda kalıcı şekilde vermekte daha fayda olduğunu düşündüğümüz için bu şekilde aldık. Baktığımızda bir başka sorumuz. Yukarıda özellikleri verilen şair kimdir demiş. Paragrafa bakalım. Servet-i Fünun edebiyatının kurulmasında önemli bir rol oynayan abes muktebes tartışmasından çok önce birkaç şiirinde gözlerine kulak için kalfe şeklini uyguladığı görülmektedir. Şiirlerini kullandığı yeni imajlar, tabiata bakış tarzı ve şiiri bu tür nesne yaklaştırma ve beyit bütünlüğünü kırma. Servet-i Fünun'da bunu biz anjambuman olarak adlandıracağız. Denemesine dikkat çeken şairin ilk eseri Elhan'ın yayınlanması büyük bir polemiğe yol açmıştır. Zaten Elhan'ın ilk eserinin olması ve abes muktebes tartışmasından önce kafiye göz içindir, kulak içindir anlayışıyla ortaya çıkması Menemen Nizare Mehmet Tahir'in anahtar kelimelerinden birisiydi. Sınavda çıkma ihtimali olan bir sorudur. Yanına yıldız koymakta fayda var arkadaşlar. Özellikle Menemen Nizare Mehmet Tahir'in anjambuman denemesi ve bunun bu dönemde Servet-i Fünun'dan önce varlık göstermesi, kafiye göz için mi kulak için mi tartışmasında kulak içini tercih etmesi ve daha batılı bir anlayış ortaya koyması oldukça önemlidir. Bu soru yanına yıldız konulması gereken sorulardan birisidir. Yine sadece tek bir eseriyle ve özelliğiyle karşımıza çıkan bir soru. Ne diyor? Markez-i Hayal adlı tek eserinde isyan boyun eğiş ve itaat arasında sıkışan kadının özgürlük arayışına Türk İslam anlayışı çerçevesinde yaklaşan sanatkar hangisidir? Biz bu dönemde özellikle Nigar Hanım'dan bahsettik, Fatma Aliye Hanım'dan bahsettik ki dönemin en etkin kadın şairi ve yazarı Fatma Aliye Hanım'dı. Burada Markez-i Hayal adlı tek eserinin olması, yani çıkma ihtimali yok ama olur da şıklarda karşımıza çıkarsa ismi aşina olun diye konmuş bir sorudur. Özellikle
kadın kavramının ve kadının özgürlükle birlikte verilmesi açısından önemlidir. Cevabım Fatma Makbule Leman olacak. Bir diğer sorumuza bakalım. Tanzimat ile Servet-i Fünun dönemleri arasında eser yazan yazarları ara nesil olarak adlandıran ve bu dönemi günlük küçük hassasiyetler devri olarak nitelendiren isim tabii ki de Mehmet Kaplan'dır. Biliyorsunuz nesillerin ruhu anlayışıyla özellikle dönemlere ayrılması, Tanzimat, ara nesil, Servet-i Fünun, milli edebiyat, fecraati gibi isimlendirmeler olması özellikle edebiyatın kolay öğrenilebilmesi, öğretilebilmesi açısından önemlidir. Yoksa biz dönemleri ayırmada keskin çizgiler olmadığını her zaman dile getiriyoruz. Örneğin ara nesile yazan isimler daha sonra milli edebiyatta varlık gösterebiliyor. Ya da Tanzimat'ın ikinci nesilde yazıp fecaatleriz karşımıza çıkabiliyor. Fakat bu dönemde özellikle Mehmet Kaplan'ın ifadesi oldukça dikkat çeker. Günlük küçük hassasiyetler devri olması. Yani çok fazla varlık göstermeden naturalizmi yansıtması ve popüler kültüre ulaşması açısından doğru bir ifadedir ve Mehmet Kaplan'a aittir. Bir diğer sorumuza bakalım. Özellikle bu sorumuz Nabizade Nazım'ın ikinci nesle ya da ara nesle dahil edilmesi konusundaki tartışmalara da işaret eder. Yadigarlarım Hasba, Zavallı Kız ve Bir Hatıra gibi hikayelerin yanı sıra Esatir adlı mitoloji kitabı da bulunan yazar aşağıdakilerden hangisidir? Bakın cevabım Nabizade Nazım. Fakat soru kökünde ne Karabibik var ne de Zehra var. Sınavda da karşımıza bu şekilde yazarların çok bilindik eserleri üzerinden çıkmayacaktır. Özellikle Esatir mesela mitoloji kitabı olması isminden de anlayacağınız üzere. Hasba ve Yadigarlarım bizi direkt zaten Nabizade Nazım'a götürecektir. O yüzden lütfen yazarların bu öğretici metin olarak nitelendirdiğimiz eserlerini de bilmekte fayda var ve her zaman karşımıza çıkan eserleriyle değil, diğer eserlerini de lütfen göz önünde bulunduralım. Çünkü sınavda size bu bilinmedik eserleri üzerinden de gidebilecektir. Bazen bir eseri bilmek bütün paragrafı anlayıp soruyu doğru cevaplamamızı sağlayacaktır. Bir diğer sorumuza bakalım. Hangisi Ahmet Rasim'in eserlerinden değildir? Ahmet Rasim biliyorsunuz bu dönemde Ahmet Mithat çizgisini devam ettiren Hüseyin Rahmi Gürpınar ile birlikte özellikle popüler edebiyat anlayışı çevresinde popüler roman kaleme alan isimlerden birisidir. Özellikle öğretici metinlerinde hatırlıyorsanız daha çok toplumsal tenkide yönelmişti. Yani Hüseyin Rahmi Gürpınar'ın romanlarında yaptığını öğretici metinlerine, gazete yazılarında yapmıştı. Özellikle Ahmet Rasim'in eserlerinde biz romantizm anlayışını sıkça görüyoruz. Özellikle Namık Kemal'e yakın olarak yazdığı cep romanlarında, cep kitaplarında. Ahmet Rasim'de özellikle Ahmet Mithat'ta gördüğümüz teknik kusurların hepsi vardı. Fakat daha halkçı bir anlayışla kaleme aldığını biliyoruz. Aşk ve entrika etrafında eserlerini oluşturdu ve edebi yönden zayıf eserler olduğunu biliyoruz. Eserlerine baktığımızda İlk Sevgim, Bir Sefilinin Evrakı Metrukesi, Güzel Eleni ve Mesakka Hayat ona aittir. Fakat Ahmet Rasim'in Gözyaşları diye bir eseri bulunmamaktadır. Bir diğer sorumuza bakalım. Yukarıda bahsi geçen eser hangisidir demiş. Bakalım. Eser yazarının ölümünün ardından 1894 yılında Servet-i Fünun dergisine tefrika edildikten sonra 1896'da Arap harfleriyle daha sonra Latin harfleriyle kitap olarak basılmıştır. Tanzimat sonrası dönemde İstanbul'da geçen bir aile faciasının anlatıldığı romanda kıskançlık konusu naturalist bir anlayışla ele alınır. Bu kitap Türk edebiyatında ilk psikolojik roman denemesi olarak karşımıza çıkar. Evet biz hep ilk psikolojik roman dediğimizde aklımıza Mehmet Rauf geliyor. Fakat burada özellikle Nabizade Nazım'ın kaleme aldığı ve ilk psikolojik roman denemesi olan, aynı zamanda bir aile faciasının anlatılması, eserin Servet-i Fünun'da tefrika edildikten sonra basılması bizi Nabizade Nazım'ın Zehra adlı eserine götürecek. O yüzden cevabım Ceyhan olacak. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere arkadaşlar.